İyi akşamlar sevgili Bursalılar. As TV'de her akşam canlı olarak ekranlara gelen satır başına hoş geldiniz. Malum gerek Bursa gerekse Türkiye siyasetinin gündem maddesi yaklaşan yerel seçimler. Yaklaşık 4 ay sonra gideceğimiz yerel seçimler öncesinde Bursa'da da siyasi partilerin belediye başkan aday adayları bir taraftan parti içi propagandalarını sürdürüyorlar. Bir taraftan da aday olmanın adımlarını atıyorlar. Bizler de As TV olarak bu ekranlarda her akşam sizlere siyasi partilerin belediye başkan aday adaylarını tanıtmaya gayret ediyoruz. Malumunuz aslında bugün özellikle AK Parti cephesinde bir gelişme vardı ki ana haber bülteninde özellikle ekranlara gelecek. Başbakan Sayın Erdoğan'ın bugün 5'i il, 5'i de büyükşehir olmak üzere 10 belediye başkan adayını açıkladı. Tabii dolayısıyla gözler başta Bursa'da. Acaba AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? İlçe belediye başkan adayları kim olacak? Sanıyoruz bu sorunun cevabı önümüzdeki haftaya kalacak. Önümüzdeki hafta gelen bilgiler 4 Aralık Çarşamba günü Bursa adayının da açıklanacağı yönünde. Bizler biraz önce de aktardığım gibi siz ekran başındaki izleyicilerimize partilerin belediye başkan aday adaylarını buluşturmaya devam ediyoruz. Bu akşam da özel bir konuğumuz var. Bu akşam da Bursa'nın dağ bölgesinden Orhaneli'den bir adayımız var. Orhaneli, daha doğrusu AK Parti'nin Orhaneli Belediye Başkan aday adaylarından Ekrem Çohadar'la birlikte olacağız. Sizlere gerek dağ bölgesini gerekse kendi seçim bölgesini anlatacak ve tabii ki kendisini tanıtacak. İsterseniz zamanı ekonomik kullanalım. Sayın Çohadar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Okan Bey. Teşekkür ederim. Gerçi seçim bölgeniz özellikle sizlere daha hakim, daha iyi tanıyor ama tanımayanlar olabilir düşüncesiyle ekran başındaki izleyicilerimize kendinizi tanıtalım isterseniz. Teşekkür ederim. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize, Orhanelilere en kalbi selamlarımı gönderiyorum buradan. Ekrem Çohadar, 1976 Orhaneli Karıncalı doğumluyum. İlkokulu köyümde, ortaokul ve liseyi Orhaneli İmam Hatip Lisesi'nde okudum. 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olduk. İşte Bursa'da 10 yıl özel okullarda, dershanelerde eğitimcilik yaptık. İş hayatımız bu şekilde. 2009'dan beri de kendi kurduğumuz özel eğitim kurumunun başında kurucu yönetici olarak kariyerimizi sürdürmekteyiz. Eğitimcisiniz. Eğitimciyiz. Tarihçiyiz. 99 Uludağ tarih mezunuyum. Tabii bunun yanında bir yandan mesleki hayatımızı devam ettirirken sürekli de toplumsal hayatın, sosyal hayatın içinde olduk. 2005 yılından itibaren Dader, kısa adı Dader olan Orhaneli Büyük Orhan Harmancık Keles Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini yaptık. Daha sonra 2010 yılında AK Parti Nilüfer İlçe Teşkilatı'nda siyasete başladık, aktif siyasete. Orada da Nilüfer'de ilçe yönetim kurulu üyeliği, seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, engelliler komisyon başkan yardımcılığı, son olarak da sosyal işlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısıydık. Dolayısıyla aday adaylığımızdan dolayı böyle yeni bir sürece girdik. Aslında sizin konumunuz biraz daha farklı partinizin diğer ilçelerdeki aday adaylarına oranla. Çünkü siz Nilüfer İlçe Yönetim Kurulu üyesiydiniz. Hatta başkanımsıydınız. Aynen. Ama kendi memleketiniz olarak adlandırdınız. Orhaneli'den belediye başkan aday adaylığı için müracaat yaptınız ve dolaylı olarak görevden istifa etmek zorundaydınız. Evet. Şimdi hedef Orhaneli. Kesinlikle. Şimdi tabii öncelikle bir teşkilat mensubu olarak bizim 2014 seçimlerine bakışımız makro ölçekte, yani Türkiye genelinde ve 2023'e giden yolda bizim için yerel seçimler çok önemli. Yani biz attığımız her adımda bu bilinçle hareket ediyoruz. Bizim için önemli olan bu yerel seçimlerde Orhaneli, Nilüfer, Bursa veya Türkiye ölçeğinde partimizin azami derecede oyun artırması temennimiz ve bu noktada çalışmamız. Tabii şartlar bizi kendi memleketimiz için hizmet etmek için yola çıkardı. Adaya da olduk. Yola çıkarken de biz niyet hayır, akıbet hayır inşallah dedik. Tek derdimiz doğup büyüdüğümüz topraklara hizmet etmek dedik. Ama takdir nasıl olur, süreç nasıl tamamlanır? Bunu tabii bekleyip göreceğiz. Sonuçta ne olursa olsun partimizin çatısı altında bize ne görev verilirse partimiz için, ilçemiz için, ilimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu seçim döneminde özellikle daha doğrusu seçim arifesinde AK Parti cephesinden baktığımız zaman şu dikkatimi çekiyor özellikle. Tıpkı 2004'teki yerel seçimlerde olduğu üzere partinizde ciddi bir aday enflasyonu var. Adeta patlaması var.
ki özellikle partinizin belediye başkanlıklarının olduğu yerlerde de var. Bahsettiğiniz Orhaneli Belediye Başkanlığı malumunuz partinize ait. Orhaneli Belediyesi'ni AK Partili bir belediye başkanı yönetiyor. Aynı soruyu size de yönetmiş olayım. AK Partili bir belediye başkanı varken sizin aday olmanızı gerektiren sebepler, nedenler, düşünceler neydi acaba? Tabii şimdi şöyle olaya bakıyoruz biz. Bursa'da birçok ilçede bizim belediye başkanlarımız var. Dediğiniz gibi gerek bizim teşkilatımızdan gerek dışarıdan belediye başkanı olmak için aday adaylığı dosyasını veren birçok arkadaşımız, abimiz var. Hı hı. Bu bir hizmet yarışıdır. Yani kesinlikle birlik ve beraberlik içerisinde, aile atmosferi içerisinde cereyan eden, kendiliğinden tezahür eden bir hizmet yarışıdır. Sonuçta her insan ayrı bir dünyadır, her insan ayrı bir beyindir, her insanın dünyaya baktığı pencere çok mutlaka farklıdır. Ekrem Çuhadar olarak da benim Orhaneli'ye dair çok ciddi hayallerim var, ideallerim var, projelerim var ve hizmet noktasında çok yüksek heyecanım var. Dolayısıyla beni bu yola iten nedenler sadece bunlardır. İlçeme dair hayallerim, hı hı, ideallerimdir. İlçemin ve yöremin yıllardan beri gelen malumunuz bir takım kronik sorunları var. Bunların aşılması noktasında gençliğime, enerjime, dinamizmime, Bursa'daki siyaset ve bürokrasi hayatındaki çevremize güvenerek biz bu yola çıktık. Yani Orhaneli'deki veya diğer ilçelerdeki belediye başkanlarımızı başarısız bulduğumuz için veya mutlaka, yetersiz mutlaka bulduğumuz içinden değil, kesinlikle bizim partimizde gerek belediye başkanlarımız, gerek ilçe teşkilatlarımız, sonuçta siyaset bir gönül işi, fedakarlık işi. Herkes elinden geldiğince faydalı olmaya çalışıyor. Sizden önce not almaya çalıştım. Kendi seçim bölgenizde Orhaneli'de 5 belediye başkanı aday adayı var AK Parti'den. Keles'e baktığımız zaman 10'un üzerinde, Harmancı'ya baktığımız zaman adeta rekor 15'in üzerinde, Büyük Orhan'da işte 5 dolayında ciddi bir patlama var. Biraz önce söylediğiniz için soracağım bu soruyu. Malum 4 dağ ilçesi Bursa'nın geri kalmış ilçeleri olarak yıllardır hep adlandırılır, hep de hizmet istenir. Genelde de o çıta bir türlü yukarı çıkmaz belli standartları aşamadan. Bu artık gidişata son vermek, oradaki o istenilen, arzulanan hedefe ulaşmak bu kadar zor mu acaba? Şimdi Okan Bey, bizim yola çıkış noktamızın ekseninde de bu var. Yeni Büyükşehir Yasası gerçekten yıllardır biriken sorunlarımızın çözümü için büyük bir fırsat bizim için. Yani bizim 10 yıllardır, 20 yıllardır alamadığımız mesafeyi Yeni, hı hı, Büyükşehir Yasası'yla ben alacağımıza inanıyorum. Fakat Yeni Büyükşehir Yasası'ndan da ilçemizin yeteri kadar istifade etmesi için siyasi yapının çok dinamik olması lazım. Hı hı. Yani siyasi yapının gerçekten tamamen ilkelerle ve bir siyasi vizyonla hareket etmesi lazım. Dolayısıyla ben dinamik bir siyasi kadroyla, ilkeli ve vizyoner bir siyaset anlayışıyla yarım asırda alamadığımız yolu 5-10 yılda alacağımıza inanıyorum. Hı hı. Doğru diyorsunuz. Aslında tabii sizin kendi seçim bölgeniz, siz konuya daha çok hakimsiniz ama bizlerde yapılan kamuoyu yoklamalarından ve gelen sorunlardan biliriz yıllardır. Orhaneli'nin de başta olmak üzere en büyük nedenler, sorunlarından bir tanesi işsizlik gözüküyor. Bu nedenle de özellikle Bursa olmak üzere kente yönelik bir yıllardır bitmeyen bir göç var. İşsizliği azaltmak da aslında direkt olarak etkili değil ama dolaylı olarak belediye başkanlarını da ilgilendiriyor. Bu yönde projeleriniz var mı? Şimdi işsizlik noktasına değinmeden önce şunu da ilave etmek istiyorum. Yeni Büyükşehir Yasası'yla Orhaneli'nin tüm köyleri ve iki beldesi, Karıncalı da benim beldem, bir tane de bizim Gönlük belem var. Yani Orhaneli doğusuyla batısıyla bir olacak, tek olacak. Yani öncelikle bizim birlik ve beraberlik içinde bu sinerjiyi oluşturmamız lazım. Ben aynı zamanda bir eğitimci olarak şuna kesinlikle inanıyorum. İnsanlar birbirini karşılıksız severse ve gerçekten insanlar kendine güvenirse başaramayacağı hiçbir şey yok. Ben bu noktada ne işsizliği ne de niteliksiz göçü
kesinlikle çözülemeyecek bir sorun olarak görmüyorum. Yeter ki o özgüven olsun. Herhalde biz tarih okuduğumuzdan olsa gerek. 4 yıl tarih okuduk, 10 yıl tarih dersleri verdik. Bizim hiç kompleksimiz yok Allah'a şükür. Yani biz tarihin her sayfasında da bunu görmekteyiz. Yani bizim genimizde, kaldı ki bizim yöremizin geninde, Bursa'ya giriş kapısı, güzergahı, bir medeniyet var zaten. Bir gelişmişlik var, bir öncülük var. Yıllardır, asırlardır biz bir öncü kuvvet olmuşuz bir noktada. İşsizlikle ilgili olarak da, niteliksiz göçle ilgili olarak da gerek tarım organize sanayileri, gerek maden organize sanayileri gibi makro projeler olmak üzere yaptığımız bir takım çalışmalar var. Tabii bunları aday olduktan sonra çok somut ve kısa, orta ve uzun vadeli olarak kamuoyuyla bunları ilçe halkımızla paylaşacağız. O projeler aslında AK Parti'nin şu andaki konjonktüründen dolayı aday olunca açıklanacak. Tabii. Dolayısıyla sizin için de geçerli o. Tabii. Şunu da soracağım. Şimdi son yerel seçimlere baktım. Orhaneli'de 2009'da AK Parti 45.1 almış. İkinci parti 40.7. Cumhuriyet Halk Partisi üçüncü parti 7.5. Şimdi baktığınız zaman özellikle birinci parti, yani partimiz AK Parti ile ikinci parti MHP arasında %5'lik bir bant var ki 2238 oya karşılık 2022 oy. Yani 2000 kişilik küsur oy alan belediye başkanı seçildiği bir bölge oluyor. Yine hem sizin partinizin hem de çeşitli kurumların yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında da benzer sonuçlar çıkıyor. AK Parti'nin favori olarak gösterildiğini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sürpriz yapabileceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz zor olabileceği gözüküyor. Bu noktada yaklaşan yerel seçimlerde de aynı tabloya katılmak mümkün mü, yoksa farklı bir durum söz konusu mu? Şimdi farklı bir durum söz konusu. Yeni Büyükşehir yasasıyla biliyoruz bizim 53 köyümüz ve 2 beldemiz de artık Orhaneli Belediye Başkanlığı için oy kullanacak. Dolayısıyla gerek 2007 seçimlerine, gerek İl Genel Meclis üyeliği, gerek 2011 seçim sonuçlarına baktığımız zaman AK Parti'nin köylerde büyük bir potansiyeli olduğunu göreceğiz. Yani daha önce bizim ilçe merkezinde 4000 küsur oy vardı. Şimdi 16000 küsur oy var ve bunların seçmen sayısı arttı. Tabii 12000 seçmenimiz köylerde ikamet etmekte. Ve tabii bizim gerek ilçemiz, gerek yöremiz, Türkiye'de birçok yer olduğu gibi, Bursa'da olduğu gibi AK Parti'ye ve Sayın Başbakanımıza kalbi bir bağlılığı söz konusu. Dolayısıyla ben çok sıkıntı yaşayacağımızı tahmin etmiyorum yani. Siyasi rakiplerinizin, yani AK Parti dışındaki siyasi rakiplerinizin adayları belli oldu mu Orhaneli'de? Şu anda Saadet Partisi'nin adayı belirlendi. Bir partinin belli. Bir parti. Onun dışında benim bilgim dahilinde belli olan aday yok. Sizlerin ne zaman belirlenmesi bekleniyor? Şimdi bizlerin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız açıklandıktan sonra diye tahmin ediyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Ama artık biz 1 Kasım'da dosyamızı teslim ettikten sonra yaklaşık bir aylık süreçte köyleri gezdik, ilçe merkezini gezdik, gerekli çalışmaları yaptık, parti büyüklerimizle istişare ettik. Artık adaylık ne zaman belirlenir, nasıl belirlenir, o büyüklerimizin takdiri. Biraz önce de konuştuğumuz gibi zaten partinize ait bir belediye var, bir belediye başkanı var. Orhaneli'de önemli seçim bölgelerinden bir tanesi. Biraz önce de aktarmıştınız, sadece Orhaneli değil, 10 taşra olarak nitelendirilen ilçenin seçmeni ilk kez bu seçimde Büyükşehir Belediyesi içinde oy kullanacak. Malum 7 merkez ilçe, 17 merkez ilçeye çıkacak. Dolayısıyla kendi bölgenizdeki Orhaneli'deki seçmen kitlesi de ilk defa Bursa Büyükşehir Belediyesi için oy kullanacak. Bu soru aslında mutlaka öyle olması gerekir diye bir şey değil ama Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilçe belediye başkanı aynı partiden olması bir avantaj sağlar mı ilçenize? Tabii kesinlikle psikolojik olarak bir defa bu artı avantaj sağlar. Aynı partiden iki belediyenin daha uyumlu çalışabileceği gerek sizin gerek herkesin takdiridir. Kesinlikle daha büyük dezavantaj sağlar diye düşünüyorum. Şimdiden yatırımlar gelmeye başladı sanırım. Büyükşehir Belediyesi kesinlikle şu anda hizmet alanı içinde değil ama şimdiden sanıyorum özellikle dağ bölgesine yönelik çalışmalar başladı diye biliyorum.
Aynen. Artık biz de inşallah o günleri görürsek Büyükşehir Belediye Başkanımızdan pozitif ayrıcalık isteyeceğiz. Yani bizim Orhaneli Dağ'ın en büyük ilçesi ve diğer ilçelerin daha iyi, daha hızlı hizmet alabilmesi için pozitif ayrıcalık isteyeceğiz bu noktada. Şimdiden kendilerine belirtmiş olalım. Bir koordinasyon da söz konusu mu? Özellikle dört dağ ilçesinde Keles, Orhaneli, Harmancık, Büyük Orhan. Dedim ya, bir şanssızlık var yıllardır Bursa'da süre gelen. O bölgeyi de biraz konuşalım istiyorum. Sadece Orhaneli değil, evet. O bölgenin genel kapsamına, yeni döneme dair nasıl bir planlama yapılabilir? Hazır Büyükşehir Belediyesi sınırlarına girmişken bu şanssızlık nasıl kırılabilir? Oradaki özellikle gelir seviyesi nasıl arttırılabilir? Ve tabii ki biraz önce de aktardığım gibi oradaki göçün artık durdurulup kendi bölgesine sağlanması nasıl yapılabilir acaba? Şimdi biraz bunu konuşabilirsek. Tabii Okan Bey, daha önce ifade ettiğim, yaklaşık 6 yıl Dağder'de yöneticilik yaptım. Yani bizim Orhaneli değil, sadece Büyük Orhan, Harmancık, Keles noktasında da yeni Büyükşehir yasasında kırılma noktası proje üretimi olacak bence. Eğer bizim ilçelerdeki belediyelerimiz ve sizin ifade ettiğiniz gibi dört dağ ilçesinin kuracağı, konsensüs halinde kuracağı ortak bir ARGE ekibi güzel projeler, ayakları yere basan sağlam projeler üretirse ve bunların takibini çok iyi yaparsa çok kısa sürede bölgeye büyük yatırımlar geleceğine inanıyorum. Çünkü yeni yasa bize proje getirin diyor. Yani çok profesyonel ARGE birimleri kurulması lazım. Gerekirse belediyenin dışından uzman, Avrupa Birliği fonları var. Kalkınmakta olan bölgelere yapılan hibeler var ki bizim Orhaneli Belediyesi de bundan yararlandı. Dolayısıyla burada kırılma noktası yapılacak ARGE çalışmaları, proje üretimi. Bizim 53 tane köyümüze dair, elbette ki köylerimizin altyapı, kanalizasyon, içme suyu gibi rutin belediyecilik işlemleri çözülecek. Buna dair bizim hiç şüphemiz yok. Çünkü istişare metoduna çok inanıyoruz. Biz muhtarlarla, oradaki kanaat önderleriyle sorunları tespit edip çözümünü yaparız. Ama bunun dışında tüm Orhaneli'yi kuşatan niteliksiz göçü önlemek için gerekli makro projeler çok profesyonel ARGE birimleriyle ancak büyük şehrin desteğiyle sağlanabilir. Bugüne kadar bir koordinasyon sağlanamadı mı acaba dört dağ ilçesi? Şimdi içinde? Benim bildiğim kadarıyla dört dağ ilçesinin dağ belediyeler birliği var. Bizim belediye başkanlarımız gerçekten zaman zaman aylık veya üç ayda bir periyotlarla toplanıp ilçenin veya yörenin stratejisini geliştirmeye çalışıyorlar. Dağder bu noktada üzerine düşeni her zaman yapmaya çalıştı. Önceki başkanımız, şimdiki başkan olsun. Bu noktada yeterli çalışmalar yapılıyor. Ama dediğimiz gibi bu bir süreç. Sonuçta bizim önümüzde karayolları vardı, devlet su işleri vardı, Ankara vardı. Ama şimdi artık hiç kimse yok, engel yok. Büyükşehir Belediyesi var bizim muhatabımız. Ve biz çok uzman bir şekilde geleceğe dönük vizyoner projelerle, dediğim gibi ARGE birimleriyle uzun zamandır yapılamayan hizmetleri, yatırımları bölgemize getireceğimize inanıyorum. Kendi seçim bölgenizde Orhaneli'de bakıldığı zaman ilk üçe girebilecek en önemli sorunları tespit ettiniz mi acaba? Tabii kesinlikle öncelikli sorun bizim işsizlik sorunumuz. İstihdam olmayınca işsizlik de beraberinde geliyor. İşsizlik beraberinde göçü getiriyor ki göçte de şöyle diyoruz, tabii sosyolojik olarak biliyoruz, niteliksiz göç. İşte burada beden gücüne dayalı işsizlikten dolayı şehre göç eden birçok kardeşlerimiz var. Bunun dışında bizim... Onlar da genelde hizmet sektöründe çalışıyor diyebiliyorum. Kesinlikle daha çok böyle niteliksiz göçten kastımız bu, vasıfsız eleman olarak. Öncelikli sorunumuz bunlar. Tabii bir de eğitim alanında kültürel anlamda da çok ciddi yatırımlara ihtiyacımız var. Yani bizim çocuklarımızın, hani dedim, hayallerim var. Eğitimci olduğum için de herhalde biraz bu konuda hassasım. Benim köylerimdeki gençlerin, çocukların gerçekten modern dünyayla rekabet edebilecek kültürel ve sosyal donanıma sahip olduğu bir Orhaneli hayal ediyorum. Yani bu noktada da bizim çok ciddi projelerimiz var. Yani bugün Bursa'da, Nilüfer ilçesinde, Osman Gazi'de şehirdeki gençlerin hayata bakışı, hayata okuması nasılsa, o kültürel donanıma sahipse,
İnşallah bizim çocuklarımızın ve gençlerimizin de ben buna kavuşması için mücadele edeceğim. Yani şimdi bakıyorum da hani göç, işsizlik, eğitim, tarım dediğiniz zaman hepsinin totalinde bir ekonomik model yatıyor. Sanırım Dağ Bölgesi'nin işte en önemli ilçelerinden bir tanesi malum Orhaneli'nin ekonomik olarak kalkınmasının sağlanması sanıyorum belediye eliyle gerçekleştirilmesi gerekiyor galiba. Tabii şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi sadece belediye ile olacak iş değil belki ama belediyenin öncülüğünde. Mesela tabii, bizim rol model olması lazım belediyenin. Mesela bizim bir SİAD'ımız yok. SİAD mesela benim hayallerimden birisi de budur. Gerçekten bizim yöremizde yetişmiş, yöremizin insanı, Bursa'da sanayici iş adamı. Birçok büyüğümüz var bizim. Mesela ben bu konuda çok samimiyim ve buna inanıyorum. Eğer biz Orhaneli'deki siyasi irade olarak o güveni sağlarsak, o gerekli ortamı oluşturursak ve Dağ SİAD gibi bir oluşumda başarılı bir netice alırsak belki de biz bu işi kendi sanayicilerimizle bile çözebiliriz. Sanırım biraz turizm modelinin de devreye girmesi gerekiyor aslında Sayın Çavdar. Aslında yeni yapılan yollarla Orhaneli ile Bursa kent merkezi arasında artık eskisi gibi çok uzak mesafeler yok. Belki günlük, günübirlik kamplar, belki işte gecelik kamplar olmak üzere biraz böyle şehir insanını da kent merkezinden alıp dağ bölgesinde konaklatmak üzere hazırlanan projelere de sanki ihtiyaç var gibi gözüküyor. Aynen, şu anki belediyemizin de bu noktada projeleri var kırsal turizm noktasında. Mesela dün olması gerek Sayın Valimiz bizim Orhaneli'deydi. Sadağı kanyonumuzdaydı bizim. Orada yapılan termal, jeotermal tesisler var mesela Sadağı kanyonunda orada. Dolayısıyla bu noktada bizim tüm bu potansiyelleri işte harekete geçirebilmek için siyasi iradenin öncülüğünde sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle ve bu işin Bursa'daki ayağıyla iyi bir iletişimle bir lobisi olması lazım da kesinlikle daha. Yani ben hani onun için diyorum yani bu konuda benim zerre kadar tereddütüm yok. Allah'a şükür bu konuda inancım tam yani. Hani her zaman bizim kaderimiz değil yani bu. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak, birbirimizi karşılıksız seversek gerçekten aşamayacağımız hiçbir engel yok. Biraz şu açıdan da sanıyorum bakmak lazım. Özellikle Dört Dağ ilçesi için, Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan için. Acaba başta kent insanı neden dağ bölgesine gelmiyor, günübirlik de olsa gelmiyor? İki, yatırım amaçlı niçin gelmiyor? Yani bu soruların cevabı arandığı zaman sanıyorum zaten sonuca ulaşılabilecek. Malum İstanbul'da başta olmak üzere çok sayıda örnek var. Kent insanı özellikle hafta sonu kırsal bölgelere gidiyor ki pek çok yerleşim yerinin örneğini söyleyebiliriz bu noktada. Aradaki mesafe kısaldığı için de Bursa insanını daha yönlendirebilmek aslında zor gibi görünüyor ama yapılacak projelerle kolay. O klasik belediyeciliğin dışına çıkılıp öncü belediye başkanı olunursa bunları aşmak kolay gibi gözüküyor. Zaten sizin de dediğiniz gibi Okan Bey, belediyecilik kavramı 19. 20. asırdaki gibi değil artık. Hatta 21. asrın başlarında bile yani merkezi idare Ankara'da belediyelerin elinde belirli yasalar, mevzuatlar, işte altyapı, üst yapı vesaire. Artık gün geçtikçe yerinden yönetim güçleniyor. Yani belediye başkanı bir noktada bulunduğu ilçenin siyasi figürü, lideri, yöneticisi, karar vericisi konumunda. Yani bizim sosyal anlamda da, kültürel anlamda da, ekonomik yatırımlar anlamda da bu makam bize bu sorumluluğu yüklemekte. Son olarak şunu da sormak istiyorum size. Gerçi bir iki dakikamız daha var ama AK Parti'nin işte Orhaneli'de 5 adayı var. Neden siz seçilmelisiniz? Sizin seçilmenizi gerektirecek nedenlerin başında avantajlarınız nelerdir? Tabii şimdi çok zor bir soru sordunuz. Asırla ilgili evet. Zor bir İnsanın soru kendisini sordunuz. Anlatması zor tabii ama. Şimdi şöyle, dediğim gibi ben hayallerime, ideallerime inandığım için, güvendiğim için bu yola çıktım. Hani gerçekten 5 yıllık, 10 yıllık ölçekte bakmıyorum Orhaneli'ye. Gerçekten makro ölçekte bakıyorum ve makro projelerle ilçemizi en doğusundan en batısına bir bütün olarak değerlendiriyorum. Ve buna dair ekibimiz de,
plan projelerimiz de gerçekten hazır. Bunun altyapı çalışmasını yaptık. Dolayısıyla bundan dolayı kesinlikle ve kesinlikle hayır varsa, nasipse inşallah bu görev bize verilir diyoruz. Seçim bölgenizin eteklerinde yer alan Nilüfer'de biraz önce de konuştuk gerçi, yöneticilik yaptınız. Olası adaylık durumunuzda Nilüfer'deki avantaj mutlaka siyasi anlamda Orhan Eli'de de avantaj olarak görünecektir ama Nilüfer'le özellikle Orhan Eli'nin kaynaştırılması yönünde de bir etkiniz olabilir mi? Tabii belki bir kardeş belediye dahi düşünülebilir belki. Kesinlikle kardeş belediyemiz gerek Bursa'daki ilçelerden gerek yurt dışından veya Ankara'dan, İstanbul'dan mutlaka kardeş belediyelerimiz olacak. Belki birden fazla olacak. Hani dediğim gibi siyaset noktasında iddiamız hizmet olunca, gerçekten iddiamız insana yatırım olunca insan otomatikmen o noktada kanalize olur. Ve problemler neyse kendiliğinden çözülür. Ben buna inanıyorum. Bu noktada da kardeş belediyelerin önemine şahit oluyoruz hep birlikte. Aday olduğunuz Orhan Eli'nin dışına yöneticilik yaptığınız, eski yöneticilik yaptığınız yere son olsun o zaman. Nilüfer'de AK Parti bu sefer ne yapacak? Orada yöneticiydiniz çünkü. Nilüfer'de yaklaşık 4 yıl siyaset yaptım. İnanmış bir teşkilat var. En başta bunu belirteyim. Mahalle delegesinden mahalle başkanına, gençlik kollarından kadın kollarına, ana kademesine inanmış bir teşkilat var. Ve ben gerçekten hani Bursaspor'un şampiyon olduğu sene, o sene bu sene. Kesinlikle 2014'te alacağız diyorsunuz. Nilüfer'in alınacağına dair hiç şüphem yok benim. Çünkü gerçekten bir inanmışlık söz konusu. Sanıyorum ilçe sizlerle birlikte Nilüfer'in adayı da herhalde önümüzdeki hafta artık açıklanır diye tahmin ediyoruz biz de. Kesinlikle inşallah. Sayın Çoğadar, katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Hem siyasi yaşamınızda hem de sosyal yaşamınızda size başarılar diliyoruz tekrar. Ben de bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen tüm seyircilerimize, Orhan Elililere en kalbi selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili AzTV izleyicileri, her akşam ekranlarınıza gelen satır başının sonuna geldik bu akşamda. Partilerin, siyasi partilerin özellikle belediye başkan aday adaylarını ve siyasi yöneticilerini sizlere tanıştırmaya, buluşturmaya devam ediyoruz. Bu akşam da AK Parti'nin Dağ Bölgesi'nden Orhan Eli'den bir aday adayı vardı. Eğitimci Ekrem Çoğadar hem kendisini anlatmaya çalıştı hem de Dağ Bölgesi'ndeki hayallerini paylaşmaya çalıştı. Yeni bir satır başında buluşuncaya dek iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.